Merhabalar. Yayın başladı. Merhaba herkese. Şu an sanırım bir bildiri gidecek. Sonrasında. Instagram'dan biraz yazan oldu. Daha önce soru cevap yani sorularını cevapladığım arkadaşlardan kabul alamayanlar olmuş. O Evet, kısmı. seneye yeniden deneyeceklerini söylediler. Bakalım umarım olur seneye. Bu İnşallah. sene evet bu sene ortalamanın eklenmiş olması bazı arkadaşlar için kötü oldu. Çünkü ne yazık ki her okulda aynı seviyede notlandırma yapılmıyor bence. Maalesef evet. Merhaba Hiram. Merhabalar. Tebrik Hayırlı olsun. ederim. De. Sorularınız varsa hemen başlayabiliriz. Çünkü yayınlanacak bu da daha sonrasında. Sonradan izleyenler sorularınızı görür. Şu an katılamamış olan arkadaşlar da o zaman izleyebilirler. Evet. O yüzden başlayabiliriz. Evet, buyurun. Bu arada katılmayı düşünen ama şu an burada olduğunu bilip bilmediğiniz arkadaşlar varsa onlara da haber verirseniz iyi olur kaçırmamaları adına. Şimdi yurt dil kursları ile ilgili bir soru geldi. Birinci yurt içindeki ve yurt dışındaki dil kurslarının ikisine de katılabilir miyim acaba? Mesela bir kur yani 4 ay yurt içi, 6 ay yurt dışı dil kursuna gidebilir miyim? Ve konaklamayı biz mi hallediyoruz yurt dışı dil kursunda? Yurt içinde 4'er ay şeklinde kurlar açılıyor. Toplamda 12 ay olacak şekilde yurt içindeki dil kurslarına gidebilirsiniz. İstediğiniz zaman yani her 4 ay bitiminde bitirebilirsiniz yurt içi dil kursu eğitiminizi. Size kalmış bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı'na söyleyip ben devam etmeyeceğim diyebilirsiniz. Sonrasında da eğer IELTS'ten 6, minimum 6, TOEFL'dan da minimum 79 puan aldıysanız yurt dışı dil kursuna gitme hakkınız var. Orada da maksimum 6 aya kadar kalabiliyorsunuz. Yani sorunuzun cevabı genel olarak evet oldu. Yurt dışı dil kursunda ne yazık ki konaklamayı biz hallediyoruz. Bununla ilgili daha önce YouTube sayfamda yaptığım röportajlar var. Farklı dil kurslarına giden arkadaşların röportajları. Eğer aynı okullar olursa o röportajların yani videoların altında nerede kaldıkları, oraya nasıl ulaşacağınız bilgileri yazıyor. Oradan bilgi alabilirsiniz. Eğer farklı bir okul olursa da, hani farklı okullar açılırsa da ve orada tanıdık birileri varsa, hani arkadaşlarımız varsa veya yardımcı olmak isteyen çıkarsa yine bir röportaj yapar öğreniriz. F1 vizesi değil, J1 vizesi alıyoruz Amerika için biz. O yüzden F1 vizesi MEP tarafından kabul edilmiyor. Yani o okul sadece F1'i koşul olarak sayıyorsa maalesef bizim burs için uygun değil. Yüksek lisans ve doktora yaparken de J1 vizesiyle devam ediyorsunuz, değil mi? F1 Evet, almıyorsunuz. J1 ile devam ediyor, aynen. Kız arkadaşım soruyor. Mülakata siz ne giyerek gitmişsiniz? Ben takım elbise giymiştim. Aynen ben de sırf mülakat için gidip bir takım elbise almıştım. Hatta o zaman yoktu öyle yeni mezun olarak kıyafetim yoktu.
Güzel bir takım elbise, saç baş yapılmış, makyaj yapılmış öyle. Ama bunu daha önceki canlı yayında konuşmuştuk. Hani mesela ben Ankara'da yaşadığım için bunu yapma imkanım olmuştu. Hani takım elbisemi giyip, topuklu ayakkabımı giyip rahatlıkla gidebilmiştim. Ama şehirler arası yolculuktan henüz yeni gelmiş, hemen mülakata girecek birçok arkadaş vardı. Ve hani onların böyle günlük kıyafetle girmiş olmasının bir sorun olduğunu sanmıyorum. Yine Yani de ilk aynen. izlenim şeyi olarak hani mümkün olduğunca şık ve ciddi giymek önemli diye düşünüyorum. Sözlü mülakattan başarılı olduktan sonra süreç kabaca nasıl işliyor? Şimdi sözlü mülakattan başarılı olduktan sonra bir tercih daha yapacaksınız. İkinci tercihler. Bu tercihlerde kurum seçimi yapacaksınız. Alt alanlarla ilgili. Ondan sonra da şeyinizin sözlü mülakat puanınızın, ALES puanınızın ve ortalamanızın ortalaması alınarak %40 mülakat puanı, %40 ALES, %20 de ortalama. Bu şekilde bir ortalaması alınarak YLS puanınız oluşturulacak ve bu puana göre yerleştireceksiniz yaptığınız ikinci tercihlere. Daha sonra yerleştirildiğiniz şeyde asil olarak yerleştirmeye hak kazandığınız yazısını gördüğünüzde belge teslimine hak kazanacaksınız ve gereken belgeleri toplayıp Milli Eğitim Bakanlığı'na belirtilen sürede teslim edeceksiniz. Eğer belgelerin hepsi doğruysa resmi burslu olmaya hak kazanıyorsunuz. Eğer herhangi bir yanlış belge varsa ondan da korkmayın. Hani işte verdiğiniz zaman yanlış olduğunu fark ettiniz. Milli Eğitim Bakanlığı e-mail atarak veya telefon ederek size ulaşmaya çalışıyor. Ve size işte bu belgenizde şöyle bir hata var, bunu yeniden düzenleyip getirir misiniz diyorlar. Evet. Hani o konuda da bir korkunuz olmasın. O konuda çok soru geliyor çünkü. Nereden bileceğim? Size belgeyi gönderiyorlar, ulaştığını nereden bileceğim? Postada takibiniz varsa sadece oradan bileceksiniz ama size ulaştı, bizim elimize geçti diye bir haber de gelmiyor. Sadece cevabı bekleyeceksiniz. Evet. GRE senin sorun Gözde. Hakkında bir bilgi verir misiniz? Bazı okullar isterken bazıları istemiyor. Sizce girmeli miyiz? Ne olur ne olmaz diye. Evet, bence girmelisiniz. Çünkü hali hazırda hala isteyen okullar mevcut. Hani bütün okullar istemeyi bıraktı diye bir durum yok maalesef Amerika'da. GRE Türkçe değil tabii ki. İngilizce ve yani sözel ve sayısal kısım olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bir de academic writing var. Üç bölümden oluşuyor toplamda. Sözel kısımda kelime soruları ve paragraf soruları soruluyor çoğunlukla. Sayısal kısımda da matematik, geometri, trigonometri o tarz sorular var. Academic writing kısmında da aynı TOEFL academic writing gibi sizden bir writing yazmanız bekleniyor bir konuyla alakalı. Yani çalışmanız gerek, ona vakit ayırmanız gerekiyor. Mesela bir ay hiç başından kalkmadan, başka şeyle ilgilenmeden çalışmanız gerekiyor mesela. Öyle bir sınav. Sözel kısmı için de benim önerim kelimeden ziyade paragraf sorularına yoğunlaşmanız. Çünkü kelimeler gerçekten zor. Yani Amerikalıların bile duymadığı kelimeler var diyebilirim. Çok eski kelimeler. O yüzden ben paragraf sorularına daha çok yoğunlaşmanızı öneririm. Ama kelimede çalışın tabii, yani tamamen de bırakmayın. Öyle bir sınav. Writing kısmı peki IELTS ve TOEFL'daki gibi işte 250 kelime yazman gerekiyor. Bu şekilde bir writing mi? Evet, o şekilde bir writing. Aynen, bir konu veriliyor size. O konuyla alakalı üzerine şey yapıyorsunuz, writing Essay yazıyoruz. Okay. yazıyorsunuz. Mülakat sonuçları da açıklandıktan sonra sıralamada kaçıncı sırada olduğumuzu görüyor muyuz? Mülakattan sonra evet görebiliyorsunuz kaçıncı sırada mülakatı geçtiğinizi. Örneğin iki kişilik kontenjan var diyelim. Fakat 4 kişi de 70 puanın üzerinde aldı ve siz de 3. sıradasınız bu 4 kişiden. Yine de tercih yapmanızı öneriyoruz. Çünkü ilk iki kişi yani birisi tercih yapmayabilir. Sıra size gelir. Bununla ilgili de sıkıntılar oluyor. Bazı arkadaşlar tercih yapmaktan vazgeçiyor. İki kişi alınacak, ben üçüncü kişiyim diye. Ama bu şekilde çok fazla kazanan da oluyor. Sırasını göreceksiniz ve ona göre de eğer 70 puanı geçtiyseniz mutlaka tercihinizi yapın sıranızın önemi olmadan. Bu yıl da oldu. Serdar, bir sonraki Hiçbir yıl için bol şans diliyoruz. şey. Evet. Umudunu kaybetme Aynen, diyoruz. umudunuzu kaybetmeyin ve dile odaklanmaya çalışın bence yurt dışı eğitim için. Biraz zaman kazanmış olursunuz o şekilde.
Mesela %100 istediğim bölüm gelmesi için 10 kişiden ilk 5'in içinde olmalıyım ama kaçıncı olduğumu bilebilecek miyim? Evet, bilebileceksiniz mülakattan sonra. Mülakata girerken İngilizceniz ne düzeydeydi? Benim İngilizcem B2 C1 seviyelerindeydi. ODTÜ mezunuyum. Zaten İngilizce eğitim almıştım. Hani akademik İngilizcem o seviyedeydi daha doğrusu. Günlük İngilizcem baya kötüydü diyebilirim. Ama hiçbir Hepimizin şekilde kötü. İngilizce hani bir şey sorulmadı. Benim de aynı şekilde B1 seviyesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Puanım var mıydı mülakata? Evet, puanım vardı mülakata girerken. IELTS'ten 6 almıştım ama onu belirtmedim hani hiçbir şekilde hiçbir yerde. Zaten dediğin gibi bununla alakalı bir soru da sorulmadı şeyde mülakatta. Evet. Biz sorularınız için buradayız. Lütfen. Aynen lütfen. Siz soru sorun, biz bilgilerimizi aktaralım. Aynen. IELTS puanı olması yani mülakatta bir avantajı yok ama mülakat sonrası resmi bursiyer olduktan sonra okullara kabul sürecinizi hızlandırmak adına IELTS puanınızın olması bir avantaj. Burada şöyle bir şey olmuştu benim denk geldiğim. 2016 bursiyeriydim ben ve 2016'da darbe girişiminden dolayı her şey çok yavaş ilerliyordu. Ve 2017 alımları da oldu. Biz hala bekliyorduk. Ne yurt içi dil kursu açılmış ne başka bir şey açılmış. Yani bekliyorduk öylece. Dolayısıyla 2016 ve 2017 bursiyerleri aynı anda hareket etmek zorunda kaldı gibi bir şey oldu bizim zamanımızda. Yurt dışı dil okuluna 2017 bursiyerleri açıklandıktan hemen böyle bir ay sonra falan başvurular başladı. O bir ay içerisinde mesela IELTS veya TOEFL puanı almak çok zor. Çünkü yer bulması zor oluyor öncelikle. O parayı bulup yatırması, işte sonucun beklenmesi ya bir ay içinde olacak bir şey değil. Fakat daha öncesinde IELTS puanı olanlar hali hazırda bir puanı olanlar o dil kursuna bizimle gelebilmişlerdi 2017 bursiyerlerinden. Evet. Böyle bir avantaj olmuştu. Ama şöyle bir şey var. Bu IELTS parası geri ödemesi alınmıyor diyebiliyorum. Eğer resmi bursiyer Olmadı. olmadan önce girdiyseniz sınava geri ödeme alamıyorsunuz. Böyle de bir dezavantajı var. Evet, bursiyer olmadan önce yaptığınız harcamaların hiçbiri geri ödenmiyor. Sadece resmi bursiyer olduğunuz belli olduktan sonraki harcamalar geri ödeniyor. Buna işte sağlık raporu veya noter masrafı yaptığınız masraflarda dahil. Bu arada şeye baktım, bir duyuruya baktım. Duyuruda puanlar yayınlanmış. Ve birçok boş kalan kontenjan var. Kimse başvurmamış anladığım kadarıyla o kontenjanlara. Şeye fırsatım olmadı. Tercih tablosundaki şartlarıyla karşılaştıracaktım. İşte hangi ülkeye gönderiyorlar? Sadece doktoraya mı gönderiyorlar? Örneğin Çin'le ilgili çok soru gelmişti. Hani sadece Çin yazıyor, ülkemi değiştirebilir miyim diye. Belki öyle bir tek bir ülkeye koydular soruyu. Yani belki o yüzden tercih edilmemiştir. Neden tercih edilmedi diye inceleme fırsatım olmadı. Evet, ona bir bakmak gerek gerçekten. Acaba ne çıkarmış? Bize tanınan 6 aylık okul bulma süresi uzatılabiliyor mu? Zorunlu hallerde uzatılabiliyor ama zorunlu hallerden kasıt tam olarak ne? Onu sadece MEP biliyor. Ama hani okulu bulam, evet kabul alamadım, red aldım bir sürü okuldan bakın falan diye başvuruda bulunursanız büyük ihtimalle uzatılacaktır diye düşünüyorum. Veli demiş ki mülakatı çağrıldığımız puanlarda sıralamanın önemi var mı? İlk sıradan ya da sonuncu çağrılmanın ne gibi avantajı ya da dezavantajı olur? Mülakat esnasında bunun bir avantajı ya da dezavantajı yok. Hepiniz eşit olarak nasıl diyeyim sınava alınıyorsunuz. Mülakat sözlü sınava alınıyorsunuz. Fakat daha sonrasında tabii ki de eğer sizin puanınız minimumsa yani girenler arasında en düşükse sizin mülakattan yüksek almanız gerekiyor ki diğerlerinin Evet. önüne geçebilesiniz. Sadece bu yönden bir avantajı ya da dezavantajı olabilir. Dönüş yeri yerine farklı bir şehire kuruma atanan var mı? Şöyle, kurumlarda hiç bugüne kadar böyle bir şey duymadım ama üniversitelerde bazen üniversitenin almadığı oluyor. Hani biz sizi istemiyoruz, ihtiyacımız yok dedikleri oluyor. Ama son zamanlarda artık bunun tamamen önüne geçildiği söyleniyor. Artık bütün atamalar dönüş yeri yerine yapılıyormuş.
puanların artmasına, genel not ortalamasının dahil edilmesine mi bağlıyorsunuz? Puanlar genellikle 50'nin üzerindeydi. Zaten 60 üzerinden alım yapıldı. Ve hızlıca bir göz attım. 50'nin üzerinde, hatta 55'in üzerinde bile birçok bölüm vardı. Ben bu genel not ortalamasının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten keşke eşit olsa her üniversitede. Ama değil. Her üniversitenin sınav şartları farklı, not geçirmesi farklı, yani öğrenciyi geçirme notu farklı. Ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama öğrenciyi test edebilecek başka bir şey de yok. Hani yeni aldığınız bir öğrenciye ne sorabilirsiniz? Transkriptine bakayım, not ortalaman kaç? Hani bu şekilde tanınıyor. Bunun ne kadar adaletsiz olduğunu düşünsem de başka bir şans yok diye de düşünüyorum. Evet, maalesef. Peki Amerika'daki okulların lisansüstü alım zamanları ne zaman genel olarak? Mesela Türkiye'de genelde bir bahar, bir de sonbaharda açılıyor. Orada nasıl? Burada da genelde aynı. Bazen summer'da da açılabiliyor. Ama çoğu okul sadece fall dönemine alım yapıyor. Yani şöyle, Amerika'daki okulların başvuruları bir sene önceden başlıyor aslında. Sizin Eylül'de açılacak olan yüksek lisans eğitimine veya doktora eğitimine Aralık, Kasım Aralık gibi başvuru yapmanız gerekiyor ve Nisan gibi, Mayıs, Nisan Mayıs gibi de sonuçlar açıklanıyor. Girip giremediğiniz belli oluyor ve Eylül'de eğitime başlıyorsunuz bu şekilde. Ama bazı okullar bahar dönemine de alabiliyor. O da Ocak'ta başlıyor dönem. Başvuruları da genelde bir önceki Ocak'ta işte gene aynı şekilde başlıyor. Bazen Haziran'a kadar sürdüğü oluyor başvurularını takip etmek gerek. Bu şekilde oluyor Amerika'daki eğitim. Evet, Kanada'da da çok benzer bu. Yine 3 dönem açan var. Yine bölüme göre değişiyor. 3 dönem açan var. Sadece 1 dönem açan var veya 2 dönem. Fakat bende şöyle bir durum oldu burada. Ben başvuruyu başka bir bölüme yapmayı planlıyordum şu an bulunduğum okulda. Orada anlaştığım hoca son anda vazgeçti ve dolayısıyla hoca değiştirmek zorunda kaldım son anda. Hocayı değiştirdim ama bölüm de değiştirmek zorunda kaldım. Bir baktım o bölümün başvuruları bitmiş. Böyle bir ay önce falan bitmiş. Daha sonra hocayla konuştum. Dedim ki ben şu an Amerika'dayım, dil okulundaydım. Ve dil okulu Ekim'de bitiyordu. Ben Ocak'ta eğitime başlamak üzere başvurularımı ayarlamıştım. Dedim ki ben Ocak'ta hemen eğitimime başlamak istiyorum ama Ocak için başvuru süresi bitmiş. Ne yapacağım ben şimdi? Hani Türkiye'ye gitsem para alamayacağım. Kalacak evim bile yok yani Türkiye'de. Hani ailemin evi var tamam ama evlenmişim etmişim. Kalacak evim bile yok neredeyse. Hoca da dedi ki tamam sana hemen başvuru açalım. Sadece 1 saatlik bir başvuru açtılar bana. Başvurdum ve daha sonrasında kabul geldi. Yani böyle esnekliklerde oluyor. Evet, aynı şeyi ben de yaşadım. Aynı şekilde benim Ya. de başvururken tarih geçmişti ama bir hafta mı ne geçmişti yanlış hatırlamıyorsam hemen hocayla görüştüm. Dedim bu şekilde böyle böyle. O da aynı şekilde dedi başvuruyu açalım hemen şeylerini gönder, evraklarını gönder. Hızlı bir şekilde ben başvurumu yaptım hemen hocalarımla iletişime geçtim. Referans mektuplarını yollamalarını istedim falan. Sonra kabul geldi çok şükür. Çok Aynı sevindim. şekilde. Benzer şeyleri yaşamışız. Evet. O yüzden hani umudunuzu da kaybetmeyin. İşte o yüzden Evet. diyoruz zaten. Hocayla iletişime geçmek çok önemli gerçekten. Yani Kesinlikle. hocayla iletişime geçip durumunuzu anlatmak, çalışmalarına bakmak çok önemli gerçekten. Bu yıl kontenjan diğer yıllara göre çok düşüktü sanki. Benim yılımda 950'ye yakın bir alım olmuştu galiba. Bu sene 600 üzerinde. 600 civarı 750 mıydı? 750 miydi? galiba, evet. Evet, yine daha az. Yani ben kendi yılımla karşılaştırıyorum. Sonrası için pek bilgim yok. Bunun da belki şeyden bahsetmişlerdi. Mesela artık yüksek lisansa çok az göndermeye çalışacağız. Doktora üzerine odaklanacağız diye bir şey demişti Milli Eğitim Bakanlığı. Hani yüksek lisans Evet. eğitimini Türkiye'de de o seviyede alabilirler diye mi düşündüler bilmiyorum. Veya onun yerine okulların örneğin %60 değil de işte ilk yüzde 30'daki okullara gitme şartıyla yüksek lisansa gönderiyoruz. Belki böyle bir şeyler mi yaparlar ileride? Belki olabilir. Bu sene biraz da pandemiden dolayıdır sanırım kontenjanlar düştü. Olabilir. Hani çoğu Evet. okul belki gönderemeyiz deyip kontenjan vermemiş de olabilir. Yani tam bilemiyorum. Merhaba, Amerika'da doktora eğitimi için ne kadar burslu ek süre veriliyor? 1 yıl mı, 6 ay mı? Kılavuzda yazan 1 yıl ama siz başvurduğunuzda 6 aylık da verilebiliyor şey, uzatma. Tamamen Ataşehir'e ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Genel not ortalaması konusunda eski sisteme, yani sadece ALES ile mülakata kabul alınan sisteme geri dönüş yapılır mı? Bu konu hakkında bilgim yok ama bir şans denenebilir.
Yani Belki. şikayet sanırım çok oluyor. Şu an hala yazanlar var yani şeye, CİMER'e falan. Ama değiştirirler mi onu ben de bilemiyorum, evet. Hocalar inisiyatif kullanabiliyorlar demiş. İnisiyatif kullanabiliyorlar evet, ama benim yine şimdi bununla ilgili de bir videom var, nasıl kabul aldığımla ilgili. Çünkü böyle uzun bir hikayeydi benim için o dönem. Şu an bulunduğum şehirde iki üniversite var. Birisi şu an olduğum üniversite, University of British Columbia. Bir de Simon Fraser Üniversitesi var. Ben o üniversiteden de bir hocaya başvurdum. Fakat IELTS'teki writing puanım olması gerekenden yarım puan düşüktü. UBC, yani şu anki okulum, hiçbir şekilde bunu sorun etmedi. Zaten İngilizce okumuşsun, hani dilinle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Yarım puandan bir şey olmaz diye. Ama diğer üniversite hoca kabul etti. Ama bölüme bir türlü kabul ettiremedi. Komite kesinlikle kabul etmeyiz. Yarım puanı, işte o puanı da alması gerekiyordu diye bayağı bir zorladılar. Ya o videomu izleyin, aşağıya ekleyeyim. Mutlaka izleyin. Yani hocanın inisiyatifi de işe yaramadı o okulda. Evet, tamamen okuluna göre değişiyor yani, okul kabul ediyor ya da etmiyor hocanın durumunu. Tamamen değişiyor. Evet. Doğa demiş ki ben 5 kere mail atmıştım kabul almak için. Doğa da yakın arkadaşımdır benim. Evet, biz böyle ısrarcıyız biraz. Kabul alın beni. Şu dönem gelmek istiyorum. Lütfen beni kabul edin. Evet. Ben bu F1 vizesi durumunu hocama danışmayı düşünüyorum. Sizce yardım edebilir mi? Çünkü sadece bir bölüm için isteniyor. Yani iletişime geçebilir Admission Office'le ve International Office'le konuşabilir ama kesin yapar diyemem. Tamamen okula bağlı. Geçen sene memur olmayanların da kefil olmasına izin verilmişti. Bu sefer de öyle bir şey yaparlar mı? Memur olmayanların kefil olmasına hep izin veriliyor zaten hani. Ben bursiyer olduğumdan beri memur olmayanlar da kefil olabiliyor. Sadece Evet. 5 yıldır çalışıyor olması gerekiyor memur olmayan. Emeklilerle ilgili bir kısıtlama gelmişti bir ara. Emekliler hiçbir şekilde, yani benim zamanımda emekliler hiçbir şekilde kefil olamıyordu. Benden sonraki sene yeniden eklendi. Emekliler İşte belli bir yıl çalıştıysa emekli olduktan sonra yeniden kefil olabiliyorlar gibi bir şey eklenmişti. Bu sene durum ne olur bilmiyoruz ama çok farklı olacağını sanmıyoruz kefillerle ilgili. Geçen seneki belgeler açıklandıktan sonra yaptığım bir video var, yine kefilleri anlattığım, aday bilgi formunu anlattım. Onu da aşağıya ekleyeyim. Kefiller hakkında kabaca bir bilginiz olabilir belki. Evet. Okulların doktora programları için research proposal yazmamız isteniyor. Siz yazdınız mı? Veya nasıl yazdınız? Yardım aldınız mı? Ben master'a başvurduğum için ilk research proposal değil de statement of purpose yazdım. Niyet mektubu yani. Onu yazarken de evet yardım aldım tabii ki. Dil kursunun writing center'ı vardı. Oradan okuttum. Çünkü gramerin özellikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hatasız olması gerekiyor. Kelime hatası, harf hatası yapılmaması gerekiyor. Ve bunun için işte onları okuttum. Hani bu cümle böyle mi anlatılır yoksa bunu böyle mi söylemem gerekiyor? Siz ne düşünüyorsunuz diye sordum. Ve internette de çok fazla bilgi var Statement of Purpose'la alakalı. Onlara da bakabilirsiniz. Gerçekten önemli. Ben yardım, hani bu konuda eğer yardım alabileceğiniz kişiler varsa yardım almanızı da tavsiye ederim bu konuda. Çünkü gerçekten çok önemli okullar için. Evet, ben de dil okulunda yine yardım almıştım. Özellikle mesela Türkçe'de nasıl kibar olmanız gerektiğini biliyorsunuz. İşte o kelimeler özenle seçebiliyorsunuz. Ama İngilizce'de resmi bir dilde nasıl yazılır? İşte böyle çok değişik kelimeler kullanıyorlar. Hani işte bizim arz Evet. ederim gibi. Mesela arz ederimi bir yabancının bilmesi zor. Hani rica ederimi bilir ama arz ederimi bilmez. Bunun gibi böyle özel kelimeler var dilekçe yazarken veya mektup yazarken kullanılan. O konularda da güzel yardımı olmuştu dil okulunun. Aynen. Doğu Almanya için research proposal yazmadığından bahsetmiş. Niyet mektubu yazmış ama. Doğu'nun master degree'si de vardı. Yani Türkiye'den, ODTÜ'den yüksek lisans derecesi var. Onunla ilgili onun etkisi oldu mu bilmiyorum. Eğer olduysa onu da belirtirsen sevinirim Doğa. Bu arada aranızda WhatsApp gruplarında olan varsa duyurabilirsiniz tekrar, eğer hani bilmeyen varsa şu an canlı yayında olduğumuzu. Ben artık WhatsApp gruplarına yazamıyorum maalesef. Çıkarıldım bütün gruplardan. Facebook grubundan da çıkarıldım. O yüzden oralardan artık size hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Umarım videolarımdan ve diğer Facebook grubumuzdan
YLS'ye Facebook grubumuzdan sizlere ulaşmaya devam edebilirim. Evet, ikimiz de çıkarıldık sadece Sen Gözde de çıkar. değil. Doğru. Çünkü bizim videolarımızı yayınlamaya kesinlikle izin vermiyorlardı zaten bu YLS 2020 grubunda. Daha sonra biz de ısrar etmedik hani tamam yayınlamayın madem ama yardım etmeye devam edelim diye. Yorumlarımızın da silindiği oldu birkaç kere biz arkadaşlara yardım etmeye çalışırken orada. Daha sonra dün bir olay oldu belki görenler olmuştur. Bir arkadaşımız YouTube videosunu paylaştı ve YouTube videosunun başka gruplarda paylaşılmasına izin verilmediğini söyledi. Ama aslında ona herkesin rahatlıkla izin veriyordu ve bahsettiği grupta bizim Gözde'yle admin olduğumuz gruptu ve onun videosuna kesinlikle dokunmadık, silmedik. Bunu böyle uzun uzun açıklamak istiyorum ki çünkü her şeyimiz silindi o gruptan. Yani o arkadaşımızın videosu hala bizim admin olduğumuz grupta mevcut çünkü biliyoruz ki o da yardımcı olmak istiyor. Ama bizim videolarımız YLS'ye 2020 grubundan engelleniyor çünkü o grup YLS'ye yardımlaşma tarzı bir şey değil de EDUKAS'a ait bir sayfa. Onlar da kendileri yönetmek istiyorlar. Bunu anlıyorum tamamen. Sorun değil. Ama bizim sayfadan çıkarılmamız, engellenmemiz neden oldu? Bunu bilmiyorum yani. Yani niye böyle hiç bizimle hiç konuşmayı bile denemediler. Direkt sayfadan attılar bizi. WhatsApp Aynen. gruplarında ben zaten yoktum. Gözde vardı. Gözde'yi de atmışlar WhatsApp gruplarından. Ben de artık yapacak bir şey yok. Yani biz burada yardımımızı yapmaya çalışıyoruz. Facebook'ta yine aktifiz. Gözde'yle admin olduğumuz bir grup var. Aşağıya ekleyeceğim onun linkini. Instagram'larda aktifiz. İkimizin de Instagram sayfası var. YouTube zaten ortalıkta hani. YouTube'dan zaten bize ulaşabilirsiniz her zaman. Soru cevap yorum olarak yazıp bir sonraki videoda bahsetmeye çalışırız. Sizin sorunuzu cevaplamaya çalışırız. Yani biz her zaman buradayız. Sadece Facebook'ta o şirketin açtığı gruplarda yokuz. Ama her Evet. zaman buradayız. Bunu bilin. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Ulaşmaya Evet. devam edebilirsiniz. Aynen bizi zaten videomuzu yayınlamama sebepleri reklam yapıyoruz diyeymiş. Sebebi de YouTube'un reklamını yapıyormuşuz. Yani YouTube'un reklamını yapacak kişi biz miyiz? Allah aşkına. Evet, biz reklam yapıyormuşuz. Yani evet YouTube'a işte tıklama kazandırıyorsunuz, YouTube'un reklamını yapıyorsunuz diye bizi engellediler o sayfadan. Kendisi aslında en başta bir reklam. Yani bilmiyorum komik şeyler var burada. Çok da böyle konuşmak, tartışmak istemiyorum hani bu konuyu. Komik geldi bana ve çıkarıldık o gruptan ama burada olduğumuzu bilin yeterli. Aynen öyle. Gerçekten komik şeyler yaşadık ama hayırlısı olsun diyelim. Biz bilgilerimizi paylaşmaya her zaman her platformda devam edeceğiz aynı şekilde. Evet. Bilge demiş ki İngiltere'de yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Eşim benimle birlikte gelebilir mi? Eşim birlikte gelebiliyor seninle Bilge. Fakat vize şartları nedir bilmiyorum İngiltere ile ilgili. İngiltere yani Birleşik Krallık'la ilgili de ileride bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Orada bir öğrenci topluluğuyla konuştuk. Yakın zamanda özellikle mülakatlar açıklandıktan sonra işte ülke seçimi zamanlarında bir canlı video yapmayı düşünüyoruz. Canlı yayın yapmayı. Yine Gözde, ben ve onlar Evet. daha yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Doğa şey demiş, Almanya genel olarak research proposal istemiyor. Hoca ile iletişimin önemli demiş. Bunu da buraya ek bilgi olarak söyleyelim Almanya ile alakalı. Orhan'ın sorusu, bir kişi aynı anda iki kişiye kefil olabilir mi? Yasal olarak bir engel yok benim bildiğim kadarıyla. Aynen benim bildiğim de öyle. Melike Doğa sana sanırım şeyi sormuş. Ne anlamda etkisi diye. Hani sen dedin ya master'ın bir etkisi oldu mu? Evet. Onu. Yani doktoraya kabul alırken master yapmış olmanın, işte tezinin konusunun bu gibi şeylerin doktorada kabul almanı kolaylaştırdığını düşünüyor musun? Çok iyisiniz. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz Tuğba. Diyelim ki mülakatta bir soruyu bilemedik. Nasıl davranmamız gerekiyor? Evet, bunu daha önceki canlı yayında ve kendi çektiğim mülakat videosunda da söylemiştim. Hani bilmiyorum demekten korkmayın, ama bilmiyorum deyip kestirip de atmayın. Bilmiyorum ama şunu şey yapabilirim, söyleyebilirim deyip konuyu daha çok bildiğiniz tarafa çekmeye çalışın.
Ve işte hani bu konuyu araştıracağım, öğreneceğim demenizde faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü siz öğrenmeye açık mısınız? Aynı zamanda onu da ölçüyorlar. Araştırmaya ne kadar açıksınız, öğrenmeye ne kadar açıksınız? O yüzden bilmediğinizi kabul edip evet bunu bilmiyorum ama öğrenmeye çalışacağım. Ama şunu biliyorum onun yanında demeniz bence artı puan kazandıracaktır diye düşünüyorum. Evet, ben de katılıyorum Gözde'ye. Hiram demiş ki noter işlerini nasıl hallettiniz? Bir genel anlamda anlatırsanız güzel olur. Çünkü kefilin bekar olması falan filan önem arz ediyormuş. Evet, şöyle çünkü kefilin eğer evliyse eşinin de imza atması gerekiyor. Onun da onayını almanız gerekiyor. Ve bu kefalet belgesinde, kefalet belgesi miydi adı? O belgede, Evet. aynen o belgede eşinin de imzası olması gerekiyor. İşte ben de hani buna onay veriyorum diye. Bekar olması dolayısıyla bir ricayı daha kaldırmış oluyor ortadan. Hani çünkü biz de kefillerimizi seçerken benim babam kefil olamamış emekli olduğu için. Amcam ve eniştem kefil oldu bana. Onların da eşleri işte teyzem ve yengem de geldiler. Böyle baya bir kalabalık 10 kişi falan notere giriyorsunuz zaten. Evet. Tamam. Daha sonra işlemler baya eğer noterin daha önceden bilgisi yoksa o belgeler hakkında önce onları incelemesi, anlaması biraz sürüyor. Eğer bilgisi varsa zaten hızlıca hallediyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Biz öğrenci sayıldığımız için bu burs kapsamında notere damga vergisi ödemiyorsunuz. Damga vergisiyle beraber çok 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 yüksek paralar ortaya çıkıyor. Çünkü böyle 65 bin dolar, 100 bin dolar civarı kağıtlara imza atıyorsunuz o belgelerde. Dolayısıyla damga vergisi bayağı yüksek çıkıyor. Ama biz damga vergisini ödemekten muafız. Bununla ilgili de yine bir açıklama var. Genelge diyorlar. Onun da linkini bulup aşağıya ekleyeyim. Notere giderken o belgeyle gidin. Benim yani ben bunu söylediğimde inanmamışlardı. Ben belgeyi gösterip bakın genelgede böyle yazıyor. Bu parayı benden almamanız gerekiyor dediğim zaman düşürmüşlerdi parayı ve toplamda 100 150 150 TL civarı bir şey ödemiştim notere. Normalde bu 1000 TL'ye kadar çıkıyor galiba damga vergisiyle beraber. Harçtan da muhafız artık. O da eklendi. Hem damga vergisi hem de harçtan muhafız. Evet, o da çok iyi oldu gerçekten. O yüzden bayağı düştü şey. Sadece değerli kağıt parası ödüyoruz şu an sanırım. Bildiğim kadarıyla. Hani o genelgeyi mutlaka yanınızda götürün. Çünkü noter eğer bilmiyorsa ya daha önce hiç yapmadıysa zorluk çıkarıyor bu konuda. Hayır, muaf değilsiniz falan diye. O yüzden genelgenin yanınızda olması iyi olur gerçekten. Melike'nin dediği gibi. Yüksek lisans tezimin konusu doktora yapacağım konudan çok farklıydı. Bu nedenle hocaların size burs vermesi zor oluyor. Ancak kabul alma konusunda pek bir zorlu olduğunu düşünmüyorum. Ancak yüksek lisans yapmak önemli çünkü doktora da lab içerisinde deneyimli olacağını düşünüyorlar. Evet, doğal Almanya. yüksek lisans yapmanın doktoraya nasıl bir etkisi olduğundan bahsetti. Teşekkürler Doğa. Güzel bir deneyim oldu. MEP bunu karşılamıyor. Yani MEP noter masraflarını karşılamıyor. Çünkü bu sizin resmi bursiyer olmadan önce yaptığınız bir masraf. O yüzden bu masraflar karşılanmıyor. Ama dediğim gibi benimki 150 TL civarı tutmuştu. TAGEM için mülakata çağrıldım. Dönüşte araştırma enstitülerinde çalışılıyor. 3 kişi alınacak. Bunların hangi araştırma enstitüsü olduğunu nasıl öğrenebiliriz? İller belirtilmemiş çünkü. Sanırım bunu sadece TAGEM'den öğrenebilirsiniz. Hani başka türlü bir öğrenme şansınız yok. Çünkü kılavuzda belirtilmiyor dediğiniz gibi. Ancak bir arkadaşım var TAGEM adına gidip şu an dönüş yapan. O Bursa'da çalışıyor. Gen üzerine çalışıyor. Hemşirelik alanında YLS'ye burs elde etmiş tanıdığınız var mı? Tanıdık diyebilir miyim bilmiyorum. Yani daha önceden tanıdığım birisi değildi. Fakat şu an bulunduğum Kanada WhatsApp grubunda bir arkadaş hemşire olduğundan bahsetmişti. Doğru mu hatırlıyorum onu da bilmiyorum. Çünkü o grup böyle yıllar önce kurulmuş. Hani ta ilk başlarda bahsetmişti. Eğer bir sorunuz varsa iletmeye çalışırım. Benim de var aynı şekilde. Dil kursundan arkadaşım, kendisi burada Amerika'ya dil kursuna geldiğimizde tanışmıştık. İngiltere'de master yaptı. Şu an Amerika'da doktorasını yapıyor. Evet, link eklemeye çalışacağız ama benimki eski kalıyor galiba. Şu an yeni bir harç vergisi de silindi dedim Gözde, değil mi? Evet, o gen yeni en son halini bulmaya çalışalım. Elektrik elektronik mühendisi YLS'ye tanıdığı olan var mı? Benim.
Direkt Yani kişisi ben elektrik buydu. mühendisiyim. Sorunuz varsa yardımcı olmaya çalışayım. Gerçi ben bilgisayarda yapıyorum şu an doktorama ama yardımcı olmaya çalışırım. Arada kaçırdığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Teşekkür ederim. Hemşirelik alanı. Buket sorun varsa ilet bana. Lütfen ben arkadaşa sormaya çalışırım senin için. Aynen, ben de. Evli olduğumuzda eşimizi yanımıza almak zor mu? Yoksa YLS için giden iki kişi gittiği ülkede evlenince ayrıcalık elde ediyor mu? Ayrıcalıktan kasıt ne tam olarak anlamadım ama yani aynı bursiyer oluyorsunuz, hani bir bursta bir değişiklik olmuyor. Sadece eşinizin sağlık masrafları karşılanıyor MEB tarafından. Onun dışında başka bir değişiklik olmuyor. İki bursiyer evlenirse diye soruluyor sanırım. Onda da bir değişiklik yok. Yani aynı şekilde ikisi de ayrı ayrı bursiyer olarak devam Aynen. ediyor. Yani kişisel haklarınız devam ediyor. Evli olup olmamanız bir önemi yok. Önemi İki yok. bursiyer evlenince. Hani şöyle bir şey olabilir. Bir arkadaşımın Amerika ülkeler arasında değildi fakat eşinin Amerika ülkeler arasındaydı ve Amerika'ya gitmek istediler. Eşinden dolayı işte Milli Eğitim Bakanlığı ile konuştu. Biz Amerika'ya gitmek istiyoruz. Eşim de oraya gidecek. Bu şekilde o da Amerika'ya gitmişti ve eşiyle aynı şehirdeler şu anda. Böyle bir avantajı olmuştu. Evet, benim de bir tanıdığım dil kursu değiştirmişti bu sayede. Açılmadığı halde bir tane dil kursu yurt dışı şeyde Amerika'da, eşi orada olduğu için onun yanına geçebilmişti. Hemşirelik alanı hangi alanda çalışıyor? Hangi alanda çalışıyor? Güzel soru. Bunu hiç bilmiyorum ama sormam gerek kendisine. Ben de bilmiyorum. Soracağım ama. Evet. Toplamda 15-20 dakika bir süremiz kaldı. Bugün maksimum 1 saat olacak şekilde canlı yayın ayarladık. Çünkü henüz ikimiz de, Gözde de öğle saatlerinde şu anda. 12 sanırım saat orada. Evet, 12. Bende de 9 ve saat 10'da dersim var. Aynen, benim de Ona bir de girmem toplantım gerekiyor. Evet. var. O yüzden 15-20 dakikaya bitirip bir öğle yemeği, bir kahvaltı yapıp daha sonra işlerimize devam etmeyi planlıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Drama Kolik sorularını bekliyoruz. Türkiye'deki okulların mühendislik eğitimi yurt dışı için sizce yeterli mi? Çok zorlanır mıyım? Sizin için süreç nasıldı? Hangi okuldan mezundunuz? Gözde, sen cevap versen daha iyi olur buna. Ben Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden mezunum. Türkiye'de elektrik elektronik mühendisliği bölümünden. Mühendislik eğitimi, ben hep bunu söylerim. Teorik açıdan evet ama pratik açıdan hayır. Teorik açıdan gerçekten bizim aldığımız mühendislik eğitimi yeterli. Kendi eğitimim için en azından. Yani burada geldiğimde yüksek lisans öğrencilerinin bilmediği bazı şeyleri ben biliyordum. Onu fark ettim hani ilk başladığımda teorik açıdan. Ama pratik açıdan gerçekten eksik olduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla laboratuvar dersi, yeterince laboratuvar dersi almadığımı düşünüyorum lisanstayken. Burada daha çok laboratuvar dersine yönelik, daha çok projeye yönelik. Yani benim neredeyse bütün derslerim vize artı finali proje şeklindeydi. Hep proje, sürekli proje yaptık. O açıdan hani pratik anlamda lisansta almadığım şeyi 2 senede burada aldım. Yüksek lisansta gerçekten. O yüzden teorik anlamda zorlanmazsınız, ancak pratiğe alışmak biraz zaman alabiliyor. Ama halledebileceğinizi düşünüyorum.
Fatma Nur demiş ki yüksek lisanstan mezun olmadan Almanya'da bir okula başvurup kabul alsam sonra YLS için mülakatta bundan bahsetsem artım olur mu? Yani YLS'ye resmi bursiyer olmadan önce yani mülakata girmeden önce kabul alıp mülakatta bundan bahsederseniz artınız olabilir tabii. Ama YLS'ye kazanmadan hiçbir ülke beni kabul etmez mi? Tabii ki de kabul etme ihtimalleri var. Yani bursunuz olmak zorunda değil herhangi bir ülkeye yüksek lisans veya doktoraya gidecekseniz ya kendi imkanlarınızı ya da o üniversitenin hocanın size desteğiyle de okuyabilirsiniz. YLS'ye bursu bunda bir şart değil kesinlikle. Ama sadece işinizi kolaylaştırıyor. Hazır parayla gidiyor olmak, kabul almak da işi kolaylaştırıyor. Evet, aynen. Üniversitelere başvururken iki Türk aynı anda başvursa kabul almada sorun yaşar mıyız? Yani üniversitenin ülkelere göre kontenjanı oluyor mu? Türkiye'den bir kişi aldık yeter derler mi? Yani ben bununla ilgili hiç problem yaşamadım şu ana kadar. Hani yeterince Türk var okulumuzda artık almayalım gibi bir durum yaşamadım. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir kontenjanları yok. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın var. Eğer bir okulda çok fazla Türk varsa o okula Evet doğru. gitmeyi yasaklıyor. O okuldan kabul alırsanız biz sizin kabulünüzü onaylamayacağız diyorlar. Özellikle Rebus sayfasında bunun sık sık duyurusu oluyor. Rebus'ta o Duyurusu sol yapıldı. tarafta duyuruları görmüşsünüzdür. Şu üniversiteye gidenler işte kabul edilmeyecek. Çünkü o üniversitede çok fazla Türk var diye Milli Eğitim Bakanlığı bir yerden sonra sınır koyuyor. Doğru evet. Hemşire olarak bu bursu kazandığımızda Türkiye'ye döndüğümüzde sadece üniversitelerde öğretim görevlisi mi olabiliyoruz? Kontenjan açan kuruma bağlı. Eğer sadece üniversiteler kontenjan açtıysa, evet sadece üniversitelerde öğretim görevlisi olabiliyorsunuz. Ama onun dışında ne bileyim işte Sağlık Bakanlığı olsun ya da diğer kurumlar olsun. Onlar kontenjan açtıysa onlara başvurup başka kurumlarda da çalışabilirsiniz. Tamamen kontenjana bağlı. Rica ederiz Buket. Rica ederiz. Dramakolik demiş ki YÖK büyük veri oluşturma, yapay zeka ve makine öğrenmesiyle yeni lisans mezunu olarak doktora programına katılacağım. Endüstri mühendisiyim. Sizce mülakat için neler yapmam lazım? Ya da demiş Sanırım devamı devam geliyor galiba. ediyor. Evet. Şöyle bir önerim var burada. Bu şu an yazdığınız kısımda büyük veri oluşturma, yapay zeka ve makine öğrenmesi bunlar hakkındaki genel bilgileri bilmeniz çok iyi olur. Eğer bilmiyorsanız da veya hatırlamak için bu konulara çalışmanız iyi olur. Bunun haricinde eğer bu başlık altında farklı bölümler varsa işte mesela makine öğrenmesinin ayrı bir bölümü varsa daha ayrıntılı alt alanlarda bulunan onlara da çalışmanızı öneriyorum. Çünkü mülakatta size işte mesela burada makine öğrenmesi yazıyor. Alt alanda ya bu konuları bilmediğim için örnek de veremiyorum. Daha ayrıntılı bir şey var. O ayrıntılı şeyden soru geliyor yani. Aynen ben de aynı şekilde büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenmesiyle alakalı temel konuları en azından çalışmanızı öneririm. Bir de hani endüstri mühendisisiniz, niye bilgisayar alanına niye yapay zekaya yöneldiniz gibi bir soru gelebilir. Hani bunu da düşünmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Melike'nin dediği gibi alt alanlarda da makine öğrenmesinde işte yapay zekada uygulamalar konusunda falan da soru gelebilir. Bununla alakalı da çalışmanızı öneririm. Evet. Bu arada bölüm değiştiriyor olmak bazı insanlar korkuyor bundan ki mühendislik içerisinde değiştiriyorsunuz aslında çok bir hani farklı bir alana geçmiyorsunuz. Bu konudan korkmayın. Yurt dışında kabul alırken de bu Türkiye'deki kadar etkisi yok bence. Örneğin burada Evet. bir arkadaşım fizyoterapist olmayı çok istiyordu. Ama buralarda işte böyle fizyoterapist veya doktor olmak için öncelikle biyoloji gibi bir alanı bitirmeniz lazım. Daha sonrasında bir eğitime gidiyorsunuz ve tekrar o eğitimi bitirince yani iki üniversite gibi oluyor aslında. Bir arkadaşım ormancılıktan mezun. Hatta wood science deniyor işte mobilya yapma üzerine mi diyeyim? Hani ahşap o kısım yani öyle bir şeyden mezun. Hiç fizyoterapi ile alakası yok. Fakat şu anda fizyoterapi okuyor. 4 yıllık Evet, bir bölümü çok bitirdiği güzel. için. Yani çok çok farklı bir alan. İlla biyoloji bitirmek zorunda değilsin. Hani böyle bir alana yönelmek için de sağlık alanına bile yönelebildi ormancılıktan. Evet. Yani bölüm değiştirmekten korkmayın. Mülakatta size sorulduğunda da mantıklı bir açıklama yapmanız yeterli olur. Aynen. Kız arkadaşım da aynı alanı seçti. İkimiz de aynı üniversiteden kabul alabilir miyiz? Üniversitede zaten yapay zeka dersimiz vardı bizim. Aynı üniversiteden kabul alabilir miyiz derken Türkiye'de mi yani YLS'ye de mi yoksa yurt dışında mı diye soruyorsunuz. YLS'ye de ise okulun kontenjanına bağlı yani üniversite bir kişilik kontenjan açtıysa ikiniz birden oradan kabul alamazsınız.
Ama iki kişilik kontenjan açtıysa ikiniz de hani listeye yazarsanız puanınız da yeterse şansınız var. Yurt dışında da aynı şekilde ikiniz de başvurursunuz. Hani ikinizin durumuna, puanlarına, okulun sizi kabul edip etmemesine bağlı tamamen. Soru bana gelmiş galiba. Gözde Hanım, sakıncası yoksa sizin YLS sürecinizi hızlıca anlatabilir misiniz? Hangi kurumdan kabul aldınız? Mülakatınız nasıldı? Ne gibi sorular sordular? Hangi alanı tercih ettiniz? Bununla ilgili çok ayrıntılı bir videom var sayfamda. Altına ekleriz, bu videonun Aynen. altına linki ekleriz. Oradan izleyebilirsiniz. Kısaca ben Katip Çelebi Üniversitesi'nden şey aldım, kabul aldım. Oraya döneceğim dönüşte. Şu anda da Amerika'da University of Rhode Island'da doktoramı yapıyorum. Bilgisayar donanımı alanında yapıyorum doktoramı. Gözde'nin yaptığı son mülakat videosu birkaç farklı yıldan diye hatırlıyorum, değil mi? 2013, 14 ve 15 yıllarından 15. mülakat tecrübelerini paylaştığı bir videosu var. Benim de 2016'dan var. Yani 4 yılı kurtarıyoruz bu şekilde. Evet. Bu 4 yıl Güzel oldu. hakkındaki, evet, mülakat tecrübelerini duymak isterseniz Gözde'nin videosunu da ekleyeceğim aşağıya. Kendiminkini de ekleyeceğim. Oradan bilgi alabilirsiniz. Evet. Hemşire arkadaşınıza mülakat sürecinin nasıl geçtiğini, mülakatta neler sorulduğunu sorabilir misiniz? Tabii sorarız. Lisansı tamamladığımız üniversitenin önemi var mı? Mesela benim ortalamam 2,94 ama zaten okul birincisi 3,59'du. Bizim dönemin gruplarda insanların ortalamaları hep 3,5 artı okulun zorluğu mülakatta okuduğumuz okul bizi öne geçirir mi? Yani okuduğunuz okuldan dolayı size artı puan vereceklerini pek düşünmüyorum. Çünkü size göre değerlendiriliyor mülakat, hani okuduğunuz üniversiteye göre değil. Zaten not ortalamanızın düşük ya da yüksek olması mülakat sürecinde etkileyen bir şey değil. Mülakattan sonra puana katıldığı için etkileyen bir şey. Yani not ortalamanıza göre size yüksek ya da düşük puan vermezler. İşte bu yüzden ben de böyle bu notun katılmasını biraz adaletsiz buluyorum. Yani bölüm Evet. birincisi bile 3,59 ama diyor ki gruptaki insanların ortalaması 3,5'un üzerinde. Aynen. Hani yani 3,5'un üzerinde almak demek ki okulda çok kolaydı. Herkes alabildi. Yani bilmiyorum. Buna bir çözüm getirirler mi? Ya da işte dediğim gibi hani bir çözümü de yok gibi. Çünkü başka bir şans yok öğrenciyi değerlendirecek. Evet, sadece ALES'e göre değerlendirmek de biraz haksızlık oluyor bazen. Evet. O Çünkü o da yüzden biraz böyle zamanla yarış gibi bir şey ALES'te. evet, aynen. Önce ortalamayı hesaplarken okul birincisine bölünerek yapılmalı. Yani benim 3,94 bölü 3,59 gibi. Evet. O Bunlar benim, daha adaletli olabilir belki. evet, benim de katıldığım şeyler Evet. bunlar. Kurum ve üniversite kadroları arasında mülakat açısından ne gibi farklar var? Sorular veya öğrencilerden beklenti açısından. Yani ben direkt üniversite mülakatına girdiğim için, aslında Melike de kurum mülakatına girdi. İkimiz arasında nasıl bir fark oldu? Yani benim sorularım da alana yönelikti ve hani direkt alana yönelikti. Bir tek güncel olarak işte hangi kitap okudun tarzı bir soru soruldu. Onun dışında hep alan soruları soruldu bana. Sende nasıldı? Bende de genelde alan üzerineydi. Mesela Orman Genel Müdürlüğü'ne dönecektim. Alanım moleküler genetikti. Yani sadece moleküler genetik olarak geçiyordu. Herhangi bir ağaç genetiği, işte bitki genetiği gibi bir şey değildi. Dolayısıyla bana gelen sorular
Moleküler genetikten geldi ve benim komisyon benden sonra tıp öğrencileri, yani tıpla ilgili alanları almaya devam etti. Dolayısıyla bana da genellikle hani insan üzerinden böyle soru sormaya çalışmışlardı ilk. Ben demişim ki hani ben Orman Genel Müdürlüğü'ne döneceğim, ekolojiyle ilgileniyorum. Bunları böyle hatırlatmıştım. Çünkü CV'me de onları yazmıştım. Daha önce ekolojiyle ilgili olduğumu, onunla ilgili çalışmalar yaptığımı, genetiğe de ilgim olduğunu ve bu ikisini birleştirmek istediğimi. Hani bu şekilde söylemiştim. Biyoinformatikten de bahsetmiştim CV'mde. Bunlarla ilgili sorular da gelmişti. Yani biraz ben de yönlendirmiştim onları. Çünkü belki beni de o tıp alanına gidecek arkadaşlardan birisi sanıyorlardı. Bilmiyorum onlar görebiliyorlar mı hangi kuruma gideceğimizi. Peki sana hiç doktora yapmayı düşünüyor musun tarzı bir soru geldi mi? Hani yüksek lisans yapıp döneceğin için. Gelmişti sanırım. Ülkemi bile sormuşlardı. Hangi ülkeye gitmek istiyorsun? Anladım. Doktora yapmak istiyor musun? Gibi sorular gelmişti. O zaman ne demiştim hatırlamıyorum. Herhalde Türkiye'de yapma imkanım olur diye düşünmüştüm. Anladım. İngilizce çalışma konusunda ne önerirsiniz? Seviyeniz, yani İngilizce seviyenize bağlı. Eğer İngilizce seviyeniz B1'in altındaysa öncelikle seviyenizi yükseltmeye yönelik genel İngilizceye çalışmanızı öneririm ben. TOEFL'a yönelik çalışma yapmanızı öneririm. Çünkü hani genel İngilizcenizi oturtmadan sınavlara yönelik çalışma yapmak zor. Yani çalışırsınız ama tam anlamıyla oturmaz. O yüzden önce genel İngilizce seviyenizi yükseltip daha sonra sınavlara yönelik çalışmanızı öneririm. Evet. ALES puanlarınız kaçtı demiş. Benim YLSA'dan kabul aldığım ALES puanım sayısal 85'ti. Sen Benim de hatırlıyor galiba musun? 78,6 idi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. İngilizce kaynak önerebilir misiniz? B1 seviyesini yükseltmek için. Genel İngilizce için ne önerebilirim? Yani gramere özellikle mesela çalışmanızı çok önermem. Hani oturup işte gramer, kural şu, kural bu. Bu şekilde değil de daha çok reading üzerine, writing üzerine çalışmalarınızı öneririm. İşte listening yapma, radyo dinleme, haber kaynağı dinleme veya roman, işte bu Spotify'da falan şeyler oluyor. Canlı tiyatro veya roman, bu gibi şeyleri dinleyebilirsiniz İngilizce kaynaklardan. Podcast dinleyebilirsiniz yine oralardan. Çünkü yani o gramer zaten hayatınıza yerleşiyor bir şekilde. Hani konuşmayı yaparken hayatınıza yerleşiyor. Evet, aynen. Ben de katılıyorum Elki'ye. Bir 5 dakika daha buradayız. Sonrasında ayrılacağız arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa son sorularınız. Alalım onları da. Daha sonra yine mülakatlar açıklandıktan sonra, yani mülakatlardan sonra Tercih tekrar ülke zamanı. tercihi yapacağınız zaman, aynen belge hazırlayacağınız zaman yine bir canlı yayın yaparız. Biz teşekkür ederiz. İkinize de. Yılda sadece bir kez mi açılıyor YLS'ye başvuruları? Evet. Genelde yılda sadece bir kere açılıyor. Kurumun kendisiyle ilgili soru gelebiliyor mu arkadaşlarımızdan durduğumuz kadarıyla? Yani kurumun kendisi kaçıyor sorular bir saniye. Kurumun kendisi konusunda araştırmada yapmalı mıyız? Ben yapmıştım kurumun kendisiyle ilgili, işte en son hangi projeleri yapmışlar, orman genetiğiyle ilgili bakmıştım kendi konum olduğu için. O projelerle ilgili bir şeyler sorarlar belki veya ben o projelerden bir şeyler öğrenip sorularını cevaplayabilirim diye. Ama kurumla ilgili hiçbir soru gelmedi. Hatta dediğim gibi alanın moleküler genetikli, sadece moleküler genetik üzerinden genellikle geldi. Ve CV'ye yazdığım birkaç şeyden geldi. O aday bilgi formuna yazdığım birkaç şeyden geldi. Ama gelen var mı bilmiyorum. Daha hani bununla ilgili arkadaşlarıma hiç sormadım kuruma özel soru geldi mi diye. Evet, bir sorabiliriz diğer kurumlar içinde. Mülakata gireceğim alanla tezimi yaptığım alan farklı. Mülakata gitmeden önce hangisine yönelik çalışmalıyım? İkisine de. Yani ikisinden de soru gelir. Hem gitmek istediğiniz alanla alakalı hem de kendi alanınızla alakalı, ikisiyle de alakalı soru gelebilir. O yüzden
İkisiyle de alakalı temel konuları bilirseniz iyi olur sizin için. Evet. Ali Kerem, bir önceki videoda bununla ilgili yine açıklama yapmıştık. Mesela bana gelmişti yani güncel meselelerle ilgili bir soru gelmişti. 2017 Ocak ayında mülakata girmiştim ve o dönemde Ankara'da birkaç bomba patlaması olmuştu. Yani öyle kötü olaylar olmuştu. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun ve işte bu durumu nasıl düzeltebilirsin? Hani düzeltmek için neler yapabilirsin? Veya az bir etkin, hani Türkiye'ye döndüğünde az da olsa bir etkin olur mu bunları düzeltmeye? Bu gibi şeyler gelmişti, sorular gelmişti bana. Kadir, biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için teşekkürler. Aynen. Rica ederiz. Rica ederiz. Faydalı olduysa ne mutlu bize. Evet. Lütfen. Aşağıya linklerimizi ekleyeceğim. Hem gözlerinin sayfasını hem kendi videolarımdan, gözlerinin videolarından. Ayrıca ikimizin de admin olduğu bir Facebook sayfası var. Oraya ekleyeceğim. Instagram sayfalarımızda yine aynı şekilde. Her yerden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yani çekinmeyin, sorunuzu sorun. Biz hemen cevaplamıyorsak da o an müsait değilizdir veya saat farkından dolayı cevaplayamıyoruzdur. Mesela şu an saat burada daha sabah 9:30. Bazen gece yazıyorlar örneğin, hani ben de geceyken, Türkiye'de gündüzken, bu kez sabaha kadar cevap vermediğim için böyle belki darılanlar oluyordur bilmiyorum, ama o sadece hani ya müsait değilizdir ya da saat farkından dolayı cevap vermiyoruzdur. Her Bakacak. zaman buradayız. Aynen. Mülakatlar ne zaman olur tahmini? Geçen sene bir ay sonra olmuş. Sonuç açıklanmasından bir ay sonra olmuş. Muhtemelen bu sene de aynı şekilde olur diye düşünüyorum. Muhtemelen şu an bu pandemi sürecinde nasıl yapabileceklerini ayarlamaya çalışıyorlar. Hani o kadar Evet. insanı nasıl başkent öğretmen evine toplayabilecekler onu ayarlamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Herhalde bir ay içinde belli olur zamanı. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. O ayarlamayı yapmak biraz sürebilir. Yoksa çok hızlı oluyordu mülakatlarda. Ama eğer zaten bir plan yapmışlarsa yine hızlı olur diye tahmin ediyorum. Evet, doğru. Tamam, puanlar yayınlandı. Aşağıya link ekleyeceğim yine. Hatta canlı yayını başlatmadan link eklemiştim ama şu an görünüyor mu bilmiyorum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orada bölüm puan bazlı olarak eklendi puanlar. Şu an sanırım aynen link görünüyor aşağıda. Görünüyor mu? Evet. Evet, başka soru yoksa yavaş yavaş biz ayrılalım Bitirelim. isteriz. Aynen. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayın duyurusu için özellikle Instagram'dan takipte olursanız seviniriz. Buraya da yazmaya çalışıyoruz canlı yayın duyurularımızı. Ama Instagram'dan takipte olduğunuzda ne zaman yapacağımızı daha net görebilirsiniz. Instagram'ınız yoksa da yine dediğim gibi buraya bir şekilde eklemeye çalışacağız. Sanırım YouTube'da post atma yeri de varmış. Onu ben Galiba. bilmiyordum. Aynen. Evet, o şekilde takipte kalabilirsiniz. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Hemen şunları da hızlıca cevaplayalım. GNO en az kaç yeterli olur diye düşünüyorsunuz? Diğer soruda yurt dışında ilaç temini zor mu? Genel not ortalaması en az kaç yeterli? Bu YLS'ye başvurmak için mi, yurt dışından kabul almak için mi? YLS'ye başvurmak için zaten en az 2,5 şartı var. Yurt dışından kabul almak için de iyi okullar genellikle 3 sınırı koyuyorlar. Ama 2,5'la kabul olan arkadaşlarımız da oldu Amerika'da. Kanada'da da böyle 2,80, 2,90'la kabul olan arkadaşlarımız oldu. İlaç temini zor mu? Da şöyle, bu ülkelerin tamamen sağlık sistemleriyle alakalı. Kanada'da çok zor değil ilaç temini. Çünkü buradaki sağlık sigortası Türkiye'dekine benziyor bence. Ama eğer doktor özellikle ilacı yazmadıysa size çok çok pahalı o ilaçlar. Amerika'da durum nasıl Gözde ilaçla ilgili? Amerika'da da aynı şekilde. Eğer sigortanız yoksa gerçekten pahalı. Gerçi şeyler var bu. Sigortası olmayanlar için özel indirim paketleri tarzı şeyler var. GoodRx diye. Oradan ilacınızı aratıp indirimli bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama eğer reçeteli satılan bir ilaçsa hani kesinlikle o ilaca ulaşımınız yok. Reçeteyi almak zorundasınız doktordan. Onun dışında off the shelf denilen ilaçlar var. Gidip yani
Walmart'lardan, yani daha doğrusu Marketten süpermarketlerden alıyor gibi. gidip alabiliyorsunuz aynı Evet. şekilde şeyi, ilacı. Ama onlar reçetesiz ilaçlar için. Eğer reçeteli bir ilaçsa mutlaka doktora gitmek zorundasınız. Aynen. Kapatıyoruz yayını. Görüşmek üzere bir sonrakinde. Görüşmek üzere. Kendinize Hepiniz iyi bakın. sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.